Yenilikçilik diye baktığımız konu aslında dünyada son 10 yıldır, 20 yıldır üzerinde en fazla kafa yorulan konulardan bir tanesi. Yenilikçiliği şöyle görmek lazım. Tekerleği yeniden icat etmek değil, mevcut ürün ve hizmetlerde veya iş modellerinin uygulanmasında karşımıza çıkan süreçleri yeniden tasarlamak ve farklı sonuçları, daha verimli sonuçları alabilecek tüm faaliyetler. Biliyorsunuz genellikle bunun adına araştırma geliştirme faaliyetleri olarak tanımlıyoruz. Ve araştırma geliştirme faaliyetleri aslında tamamen bir yenilikçilik faaliyetidir. Yenilikçiliğin şöyle bir önemi giderek ortaya çıkıyor. Dünyada en çok üzerinde durulan konu verimlilik ve rekabet gücünün yüksekliği. Bir şeyleri tartışırken hep rekabet gücü ortaya çıkıyor. Ülkeleri birbirleriyle mukayese ederken, şirketleri birbirleriyle mukayese ederken hep rekabetçilik var. Bu rekabetçiliğin giderek önemli bir hale gelmesinin sebebi de verimlilik artışı. İşte bu verimlilik artışını sağlayan araştırma geliştirme faaliyetleri ve yenilikçiliktir. Onun için de bu yenilikçiliğin çoğunlukla yeni bir şey icat etmek diye algılanıyor veya o şekilde yorumlanıyor ama aslında yenilikçilik mevcut ürün ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde, daha iyiden kasıtta, daha verimli, daha rekabetçi bir şekilde sunulması ve bunun sağladığı bir takım ticari ve ekonomik avantajları bu şekilde lehe kullanmak. Yenilikçiliğin genel tanımı bu.